Aferin. Nasıl oldun Hayriye? Vallahi bilmiyorum, ağrıyor. İlaç al bari. Biraz durayım, belki geçer. Bilgisayarı kullanabilir miyim biraz? Tabii. İnternetten kiralık ev ilanlarına bakacağım da. Hayrola? Biz ayrı eve çıkmaya karar verdik. Hadi iyisiniz, kurtuluyorsunuz benden. Nereden çıktı şimdi bu? Ne bileyim ben. Allah Allah, pat diye yani durup dururken. Ay nereden bulacaklar dünyanın parası? Buldu onlar, buldu. Piyango çıktı, bize söylemiyorlar. Şevket. Efendim baba. Biraz önce Ferhunde Hanım kararınızı bildirdi. Ayrı eve çıkıyor musunuz? Evet baba. Zamanı geldi artık. Hayırlı olsun. Sağ ol. Ne oluyor bunlara Ali Rıza? Ay, ay sıcak bastı. Anne. Ay. Hayriye. İyi misin? Tansiyonum fırladı, tansiyonum. Leyla, yavrum hadi ilacımı getir bana. Tamam. Orada değil, orada değil. Yukarıda. Şifonyerin çekmecesinde. Hadi yavrum. Ay. Ben de su getireyim. Oh. Oh. Başka yere koymuş olmuyoruz. Orada canım, orada. Yani bu sabah mektuba bakarken... Hayır. Ay. Hay Allah. Leyla. Affedersin. Mektubunu okudum. Öyle dikkatim çekti birden. Ne bu diye baktım. Yazıyı tanıyınca... Yavrum. Hani bu evde bir şey gizli kalmayacaktı baba? Hani kimse bir şey saklamayacaktı? Sana söyleyemedim kızım. Beni cam fanuslara koyamazsın ki. Pamuklara sarıp sarmalayamazsın artık. Ben de biliyorum hayatı az çok. Acıyla tanıştım bir kere. Yaşadık, biliyoruz. Gizli saklı kalan şeylerle yüz yüze gelmek daha acı. Yüzleşmek zor bir şey. Ne olur bundan sonra bir şey saklamayın benden, olur mu? Bunu söyleyemezdim. O da benim gibi sana yazmış.
Nasıl pişman, nasıl acı çekiyor belli. Gözyaşları kağıdın üzerinde. Kararlar almış kendince. Akıllanmış, büyümüş sanki birdenbire. Keşke hiç büyümeseydik. Hep çocuk kalsaydık değil mi baba? Ne kadar büyürseniz büyüyün. Siz benim çocuklarımsınız yavrum. Affettin mi onu? Eğer bir gün affedersen niye diyemem sana. Benden vazgeçmedin. Ondan da geçemezsin. Anlayabilirim. Bir an düşündüm de şimdi ben affeder miyim diye. Ben affedemem. Sen hala benim için küçük bir kız çocuğu. Ellerimden alıp gitme o güne.